Merhabalar, selamlar, ne haber, nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili balık burçlarım. Evet 17-23 Temmuz haftasını sizlerle beraber artık bitiriyoruz. Beraber bu haftayı noktalıyoruz. Güzel bir hafta olsun sizler adına. Güzel enerjilerde olmanızı, bol kazançlar, bol bereket ve bol bol sağlık diliyorum. Her birinize. Şurayı Şimdi arkadaşlar biraz sinirli görüyorum sizleri ama bu yeni bir siniri değil. Şimdi sizin sinir sisteminiz yani sinirlenme şekliniz şöyle birikiyor 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 ama ve çok böyle büyük olayları tamam sakin ol sus konuşmam bir şey demem neyse neyse diyorsunuz biriktiriyorsunuz biriktiriyorsunuz biriktiriyorsunuz. Sonra birisi gelip en ufak hareketiyle bir laf söylüyor ve sizin o sinir bareminiz pat diye patlıyor. İşte böyle birileri son demlerini yaşıyor olabilir. Yani kişilerin konuşmasına, bir şey yapmasına gerek yok. Varlığı böyle sinir olmak için yeter ya. Sanki böyle insanlar var ve karşınıza çıksalar ya da elinize bir fırsat geçirseniz bu kişilerle böyle karşılıklı olarak çok büyük bir yani münazara demeyeyim de bir tartışma, ağzınıza geleni Haklı olduğunuz konuları takır takır söyleme, belki bir parça tehdit, intikam alma, kieniniz ortaya koyma, yani ne kadar sinirlendiğinizi, ne kadar kırıldığınızı göstermek için sanki yararıyorsunuz. Bu hafta birazcık karşınızdaki insana bunu ifade edebilirsiniz. Nereden anladın böyle olacağını? Şimdi Fincanın genel olarak enerjisinde böyle bir durum var ve aynı zamanda şuradaki kalp kısmından bakın kalbinizin bu pat diye patlama alanı ki ters görünüyor zaten. pat diye patlama alanına çok az bir zaman kalmış. Nereden üzüldün anladığımı onu da göstereyim ayın doğuşu biraz aşağılara doğru kaymış. Ve ayın doğuşu biraz aşağılara geldiği zaman içinize kapandığınızı ve bazı olaylardan dolayı pişman olup üzüldüğünüzü ifade ediyor. Haliyle de her şey ortada yani aslında anlattım yorum ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kağıt işleriniz var. İki tanesi normal gündelik hani eğitim, iş, kariyer, parasal konularınız ama hangi parasal konular? Güncel maaş alımları, güncel kiralar, güncel satışlarınız. Daha çok böyle günlük hayattaki para konularınız. İşte ne alışveriş yapılacak, ona verilecek paralar bu tarz para. Bir tanesi arkadaşlar yatan bir para. Bu sizin birikiminizle alakalı. Yapmıyorsanız bir birikim yoluna gittiğinizi. Birikim hiç yapamıyorsanız bir yerlerden bir para gelişi. Ve bu paranın yani neredeyse tamamının bir yatırıma ayrılacağını yani benim hiç yatırımım yok ben bu paraya yatırım yapacağım. Yani bir kısmı evet gerekiyorsa harcanır kalanını ben yatırım yapacağım. Şeklindeki bir olayınızı anlatıyor. Onun haricinde yatan paralar genellikle bir süredir bekletilen paralardır. Yani satış yapmak isteyip de uzun zamandır satış yapamadıysanız gibi. Aynı zamanda bir süredir benim içeride param kaldı, ben paramı alamadım, alacak param var. Olayları e, mirasla beraber gelecek paralar ya da böyle 6 ayda bir, senede bir kere alınan bir para varsa işte böyle hani tarlada senede bir kere kapatılır da parası tamamen verilir ya böyle toplu paralar, toplu ödemeler bu tarz olaylar gündeminizde olabilir. Ek iş durumları yine gündeminizde görünüyor. Genel olarak bunlar var. Ve bu konularla ilgili birazcık yola gitme durumu söz konusu. Yani şöyle değilsiniz ama aa yola gideceğim, ayaklarım geri geri kaçıyor değil. O kadar mutlu gidiyorsunuz ki yola sanki e, şu dediğim gibi o aşağıya doğru inmiş olan ayın oradan çıktığı için çok büyük mutlulukla gidiyorsunuz en azından bir süreliğine kafamı dinlerim, bir süre buradan uzaklaşırım niyeti bile aklınızda var. Bir şeyler olurken demek ki sürekli kendinizin psikolojik yönünüzü rahatlamayı, biraz huzura varmayı, of buradan uzaklaşayım, birazcık yani birkaç günde olsa gideyim, yeter ki gideyim. Yani hep böyle işlerin psikolojik yönünü düşündüğünüzü söyleyebilirim. Normalde o kadar çok böyle bu konuları üzerine eğilim göstermiyorsunuz. Biraz daha ee, günümü kurtarayım derken, şimdi biraz daha psikolojimi kurtarayım, kendimi rahat ettireyim düşüncesi gündeminize olabilir. Burada güzel bir sokak lambası var arkadaşlar. Bu mahalleyi ifade ediyor. Ne oluyor mahallemde derseniz. Mahallenin ortasında bir yarılma durumu söz konusu. Mahallede kavgalar olabilir. Mahallede genel olarak bir şeyler böyle kırılmadır, çökmedir. Aa kanalizasyon borusunu patlatmışlar. İşte su patlamış, boru patlamış. Bu tarz olaylar olabilir. Mahallenizde elektrik kesintileri bu dönemde yaşanabilir. Mahalledeki ya da işte dediğim gibi sokağınızın oralarda, ilçenizde bazı yolların kapanması, tıkanması ve buna benzer durumlar olabilir. Evet biraz fazla yorum var ben yani farkındayım ve aynı zamanda da şunu ifade ediyor birileriyle aranızın açık olmasını açık değilse bile bu hafta birilerine ay ne kadar kavgacı ne kadar şöyle bir insan hiç görüşecek insanlar değillermiş demek ki diye uzak durabilirsiniz yani illaki ki gidip de sizin birebir kavga etmeniz değil olay Birilerinin başkalarıyla arasındaki olayı görüp de sizler onlardan uzaklaşabilirsiniz. Kendi içinize döndüğünüzde çok fazla konuşuyorsunuz. Onu söyleyeyim. Hane içindeki konuşmalarda genel olarak sizin yakınlığınız, sizin yara aldığınız konularla alakalı bir şeylerin düzeltilmesini istiyorsunuz. Buna istinaden bazı konuşmalar var. Şimdi bu konuşmalar arkadaşlar sadece sizlerin istediğiniz şeyler değil. Yani çocuğunuzun bir gündemi vardır. Ve halde onun da iyi olmasını isterim diyorsunuzdur. İşte anne babam şöyle iyi olsun. Böyle iyi durumda olsunlar. Tabii ki onlar adına da sizin dilediğiniz niyetler var. Hani e, o yüzden diyorum daha çok sizin konularınız, sizin aklınızda bulunan konular bu hafta daha fazla gündemde. Çocuğunuz bir şey bile istiyorsa sizin dediğinizin daha çok olduğunu. Onların da valla size muhtemelen ayak uyduruyorlar ki ev içerisinde ben herhangi bir topalak, herhangi bir sıkıntı görmedim. Mantıklı şeyler söylediğiniz için herkesin aklına yatan işler, biraz daha bu hafta yapılıyor. Birazcık arkadaşlar hastalık konularına dikkat etmekte fayda var. Kendiniz için hem başkaları için. Şöyle yani böyle bir bulaş durumu olmamasına böyle hapşıran öksürenlerden bir tık uzak durmaya gayret edin. Çok böyle dip dibe durmamak kıymetli olacaktır. Yükselişiniz var. Yalnız yükselişinizde birileri sizi arayabilir. Bu arayan insanlar kilolu ve kısa boylu. Yani aşırı kilolu değiller ama genel olarak kısa boylu. Böyle çok e, iri yarı, uzun boylu, 1.90 1.80. Öyle değil. Kadın erkek fark etmiyor. Genel olarak 1.70-1.75 öyle kişiler yani. Bu tarz insanlar sizi arayabilirler. Birazcık kilolu görünmeleri bir gerçekten kilolar ya da size karşı açık söyleyeyim birazcık fesatlık var. Mide kısımları genellikle bu konuda şiş olur sizinle ilgili kafasında hazmedemediği kıskançlıkları, sizinle ilgili hazmedemediği şeyler bir laf söylemişsinizdir ömrü bir laf unutamaz. Yani e, o yüzden böyle görünüyor olabilir. Şuradan bahsediyorum kişiye bakın. Ve çok yalnız kalmış görünüyor. Bu ve bu şekildeki bazı insanlar sizin hayatınıza aşama 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 girme çabası içerisinde görünüyorlar. Yani birilerinin durduk yere bana Allah Allah bana merhaba günaydınlar bilmem ne. Hanım bilmem ne beyefendi dedi bir anda fotoğrafımı beğendi. Allah Allah nereden geldim aklına derseniz yavaş yavaş birileri hayatınıza dönmek istiyordur bilesiniz. Şimdi şu kısım ne diyeceksiniz? Burayı açıklamadan geçiyorsun. Burası yani çok böyle açıklanacak bir durum değil. Şimdi bir anda dururken aklınıza birisi gelir birisiyle ilgili konuşurken başka birisi aklınıza gelir ve o kişiye sinirlenirsiniz ya. Ama birkaç saniye ya da birkaç dakikadır yani sinirinizi böyle boşaltana kadar ona anlatırsınız. Şöyle kötü böyle kötü şöyle bir insan böyle bir insan o zaman bana bu lafı söylemişti böyle aklınızda o kişiyle kavga edersiniz. Sizin de aklınıza kavga ettiğiniz insan sayısı birazcık bu hafta fazla onu söyleyeyim. Buraya geldiğimde arkadaşlar burası çok acayip görünüyor. Niye acayip görünüyor derseniz? Çünkü uçanlar var. Gelenler var. Açık söyleyeyim yatan birisi var ama çok da dışarıdan bir insan. Tabii ki bir insan gidiyor, üzülünü. Ama e, o kadar görüşmüyorsunuz, o kadar uzak ya da o kadar sevmediğiniz insanlar ki onların başına bir şey gelmesi yani ne kadar üzülebilirsiniz? İşte o kadar üzülüyorsunuz. Belki 3 dakika işte şöyle olmuş, rahatsızlanmış. Yani yaptı şimdi çekiyor der geçersiniz ya. Biraz böyle insanların haberlerini bu bu aralar alabilirsiniz. Şimdi nedense sürekli birisi var var. onunla aranız açık ya da birçok kişi var. Hepsiyle aranız açık arkadaşlar. Çünkü ben sürekli nedense küslüklerin yoğun olduğu bir hafta görüyorum ama hep karşı tarafta. Bakın özellikle sizden küçük olan insanların bir 10 yaş, 15 yaş kadar küçük insanların sanki sürekli bir Atağı olacakmış size karşı. Ama olamıyormuş. Bir türlü bir gelememe durumları var. Onu söyleyeyim. Hani e, böyle şeyler var. Ve buraya geldiğimde de bakın aynı şekilde bu sefer yaş aralığının daha az olduğu birileri sizinle gene görüşmeye çalışıyorlar. Bunlar iş hayatından olabilirler. İşte patronunuzdur, iş arkadaşlarınızdır, expertlerdir, kendi partnerinizdir. Böyle daha çok 5-6 yaş olan insanların e, muhtemelen sizden bir tık büyük olabilirler ama böyle birkaç yaş artı eksi oynayan kişilerle kalkıp da bunlar yani anne baba değil onu söyleyeyim. Belki şurada anne baba olabilir ama bu kısım anne baba değil. Sizin araya koyduğunuz bir engel bir mesaf var. Yani Derseniz hayır Pınar ben mesafe koymadım bu mesafeyi koyan karşılar çünkü beni iş konusunda reddettiler çünkü kavga edildi bunu o yaptı yani ben yapmadım şey. demenize rağmen karşılar da şöyle diyor hayır balık burcu bu aramızda engel varsa arada mesafe varsa görüşmüyorsak konuşmuyorsak işte bu iş olmuyorsa bunun sebebi sensin yani biraz daha sizi suçlayan bir tip olarak görünüyor ve bu kısma geldiğimde arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Gene arada birazcık sanki mesafe var gibi görünüyor. Ama burası biraz daha farklı. Özellikle karşılıklı anlaşmaya dayalı bazı işler var. Dediğim gibi genel olarak anlaşmalarda insanların sizin mantıklı önerilerinizi tasvip ettiği için yani onayladıkları için iki farklı yapı olarak görünüyor farkındaysanız. Zaten dimdik böyle insan gibi değildim. Daha çok yapı olarak. Yani siz bir kişisiniz. Karşı taraf kişi olabilir şirket olabilir, iş yeri olabilir, devlet olabilir. Yani biri yapı olarak görünüyor daha çok. Bu tarz yerler işte üniversite olabilir, liseler olabilir değil mi? Böyle yapı olarak yani insanla görüşürsünüz ama bir yapı adı altında. Bu kişiler varlar, mahkemeleriniz olabilir. Aradaki bağların kuvvetlenmesi ve bir yakınlaşma dönemi bu süreç içerisinde olabilir. Belki de bir yeri, bir şehri, bir ülkeyi, bir durumu daha böyle işte evlilik müessesesi, evlilik kurumunu daha böyle yakından araştırma hastaneleri olsun vesaire daha yakından araştırma durumlarınız olabilir. Dediğim gibi bir şeyleri daha böyle arayıp taradığınız o sizin bir an için böyle bir detaycı yönünüz olur. Her şeyi böyle didik didik ettiğiniz. Heh, biraz daha öyle bir dönem içerisinde görünüyorsunuz. Şimdi güzel arkadaşlarım güzelce niyetinizi tutmanızı ben rica ediyorum. Şurada birileriyle sanki daha önceden kılıçlarınızı çekmişsiniz ama kavganızın tam böyle en tatlı anında bir anda iletişim kopmuş ve yarım kalmış bir kavga var. Yani alınamamış bir intikamınız, intikamınız var. Ee, o görünüyor. Biraz kişinin üzerine siz gitmiş olarak görünüyorsunuz. Şurada gizlenmiş bir balık, bir kısmet durumu var. Şu anda kapalı görünüyor ve sanki buradasınız ve onu aramaya çıkmışsınız. Halbuki gözünüzün önünde muhtemelen ya zaman bekliyorsunuz ya size bir şey gelecek. Evinize, yuvanıza kağıt gelecek. Bir haber gelecek. Onun bekleyişindesiniz. Şurada kırılmış bir ayak var. Bir para kaybedilmiş. Ee, ya da yanlış bir harcama yapılmış. Bundan dolayı ufak bir pişmanlık görünüyor. Güzel bir bereketlenme dönemi. Ee, makas ya da sivri şeylere dikkat etmenizde fayda var ya da bir meslek seçimi varsa sivri şeyler, riskli şeyler veyahut da makas ya da daha kesici bilemiyorum. Bu tarz konuları içeren bir meslek grubu gündeminizde olabilir. Ona birazcık dikkat etmekte fayda var sevgili arkadaşlar. Niyetlerinize baktığımda güzel iki tane niyet var. Az çok yakın zamanda ilerliyor birbirine. Birisi bizzat sizin halletmeniz gereken. işte dava var mı? Sizin adınızaysa. İşe mi gireceksiniz? Siz mi giriyorsunuz? Okul mu? Sizin mi okuyacaksınız? Aşk mı? Sizin aşkınız mı? İşte bu konuda bizzat sizi ilgilenen. Çoluk çocuk değil. Bir niyet var. Gayet güzel. Geldi ve yetti dediği noktada kaldı. Bir de burada bakın başka bir şey var. Burası biraz daha bereketlenmeyle alakalı. Burada iki kişisiniz zaten görünüyor. Yani tek sizi ilgilendirmiyor. Bir başkasını da ilgilendiriyor ya da sizi bile ilgilendirse. Birisinin desteğiyle ilerlediğini söyleyebilirim. Zaten iki kişi bir olduğunuz zaman sizin kendi niyetiniz de bayağı ileri güzel noktalara varıyor. bayağı da devam ediyor. Yalnız niyetler genel olarak aile, aile iç konuları ilgilendi Çok böyle dığdımın dıdısı yok, arkadaşım yok bilmem ne. Çok fazla o konuları ilgilendirmiyor. Burada da güzel bazı niyetleriniz akmakta. Bir arkadaşlar artık döngüyü bitiriyorsunuz. Bu şimdiye kadar sınandığınız olaylarla ilgili artık bir ödül durumunu anlatıyor. Burada güzel bir şans kısmı geliyor. Ve aynı zamanda bu kısım şunu söyler. Birisi sizinle dalga mı geçti? Ne konuda dalga geçti? Şimdi aynısında onun yaşayacağını ifade eder. Çünkü sonuçta karma var. Ve e, yani ilahi adalet diyelim biz ona karma öte Ve herkesin yaptığını e, yaşayacağı bir dönem. Dedim ya birilerine sağlık haberiyle ilgili bir kötü şey öğrenebilirsiniz. Yani çok da umurunuzda değil. O benimle zamanda böyle böyle davranmıştı, daha geçmişti. E, şöyle kötü davrandılar, psikolojimi bozdular. E, bugün de onların başka yeri bozuluyor. İlahi adalet deyip geçeceğiniz olaylar var demiştim. Bakın zaten kendisini şu alanda gösterdi. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Sevgili balık burçları eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Bay bay.